Selamun aleyküm ağalarım. İyisinizdir inşallah. Keyifler yerindedir. Bir aksiliğimiz yoktur. Ağalar vallahi ben de anlamadım. Video atamıyorum. Rahatlıktan, gevşeklikten değil. Sayfaya atamadığım için. Yüklüyorum kabul etmiyor. Yüklüyorum kabul etmiyor. Bugün günlerden cuma. Cumanız mübarek olsun. İyisinizdir umarım. Bir sıkıntımız yoktur. Hazır. Bugün de açıldı gibi görülüyor. Bakayım. Ağalar, mısır suyundayım. Bu bildiğimiz sılajlık değil. Sılajlık bir yan tarla. Burası patlak. Sinemada tüketilen mısır. Şimdi ağalar, ha et fiyatlarını bir aradan çıkartayım, aklımdaydı. Bir hafta 10 gün önce atmıştım et yükselir diye. Ağalar tekrardan 35-40 lira koydu. 360-365 liraya kesiliyor şu an. Ha, çok dengesiz bir sene ağalar. Öyle bir dengesiz sene ki normalde kesim takvimi takır takır işler. Birisi Ukrayna'dan hastalıklı et getiriyor. Diğeri başka bir şey yapıyor. Ama ağalar ben şunu söyleyeyim. Bakın. Ayağımda çizme. En basiti. Sayfa en az 10 bin izlenme alıyor. En basiti söyleyeyim. Bugün ben bu tarlanın sahibi başka biri olsa da ben buraya çalışmaya gelseydim. Yani yevmiyeyle. Benim şu an sabah 6, akşam 6 param 2500 lira. Normalde biz şunlara yatırma diyoruz ağalar, yatırma. Bölgeden bölgeye göre değişir. Damlama yapan arkadaşlar bilmez. Şu. Şöyle yükseltiyorsun. Şu suyun önünü tutuyor biraz. Buraya veriyor, böyle gidiyor. Şunlar yapılı olmasa da ben de tekrardan tarlaya hem suyu getirmişim hem de bunları yapıyorum. Bu sefer günlüğü şey yiyemeyen 4000 lira. Hala bir günde 4000 lira. Şimdi adam yok. Kimse diyor ki ben diyor çamura girmem. Ayağım su olmasın. Bokun içine girmem. Çoban durmam. Onu yapmam. Herkesin amacı ya diyor bir sigortalı işim olsun diyor. Hafta sonum olsun diyor. Yeter bana. Şimdi ağalar bu et de ucuz. Süt de ucuz. Ha bunlar ileride çok ağır bir şekilde Türk milleti bunların faturasını öder. Tüketici olarak söyleyeyim. Ya günlük 2500 liraya tarlaya gelmezsen. Asgari ücret artı 15 kilo süt. Artı elektrik yok, kira yok, hiçbir şey yok. Gelmezsen. Allah ne olacak? Et düşecek mi? Etin düşmesin. Ha şöyle olabilir. 350'ye çıkar, 330'a düşer. 15-20 gün sonra bir bakarsın 380'e fırlar. Çünkü kimse yapmak istemiyor. Kimse girmek istemiyor. Hafta sonum var diyor, sigortam yatıyor, şeyim var, onun var, bunun var. Ya ağalar kimse de yaklaşmazsa bu mesleklere bu fiyatlar alır başını gider. Ben defalarca anlattım. Diyorum ki ya tarlada bir tarlanız var. Benim de tarlam yok. Kafası karışanlar için. Ağalar. Buğday fiyatları açıklandı. İtin ayağında. Çiftçi o kadar emek veriyor. Gecesini gündüzüne katıyor. En büyük riskli işi yapıyor. Bir dolu vursa, bir sel, bir şey olsa, kuraklık yaşansa gitti. Ağalar buğday fiyatını gördük. Adamlar zam yapmadı. Bedava. Saman da ucuz diyorlar. Kimse yapmıyorsa ağalar. Pahalanır. İster istemez pahalanır bu meslek. Hayvancılığı da olsun, sütü de olsun, her şey olsun. Hiç fark etmez. Et fiyatları ağalar yükselmeye başladı. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Seneden seneye göre biraz değişkenlik gösteriyor. O değişkenlik ne biliyor musunuz? Elimden geldiği kadar kimse zarar etmesini istemiyorum. Videoları çok ayrı ayrı seçerek inceliyorum. Kurbanlık aldım 150 bin liraya. Brangustan hepsi kurbanlık oluyor. Çoğu kurbanlık oluyor ama şimdi ortaklardan biri çıkıp der ki ya bunun eti şöyleymiş, benim ağız tadıma uygun değilmiş. Seneye kesmeyelim der.
Haydi. Bu sefer kurbanlık da boşa gider. Allah için kelseler. Kurbanlık da artık ağız tadına döner. Onun için alır. Gittim bir simentel aldım. 150 bin liraya. Üstünde ket 350 kilo. Mezmanede kestirsen 135 bin. O civarda tutar. 120, 135 diyorum. Aynen 125, 130 bin lira. Alar 30 bin lira farklı. Biraz çevreniz varsa, biraz imkanınız varsa, kurbanlık iyi iş. Düvesi, danası hiç fark etmez. Yeni girecekler, besteyle çok girmeyin. Beste işi... Ne derler, un eğlemiş eleğini asmış diye bir söz vardır ya atalarımızın. Aynen o şekilde. Ununu eleyip eleğini asanlar ahırını yaptırmış, uzatmış, bitirmiş işini. Bundan sonra keyfine, para kazanmak için öyle aman çok da başım ağrımasın hesabında olanlar yapsın. Ama yeni girecek adam mezmanede kestirdiği eti 120 bin lira tutan hayvanı kurban da sen 150-160 bin liraya ver. Elinde 10 tane kurbanlık olsun. Hepsinden 30'lar bin lira para kazan. Bu Elbistan, şu an Elbistan hayvan pazarına gideyim. 300 kilo eti var. Çarp 350 ile ne kadar yapar? 90, 105 bin lira mı? 105. Alır 135 bin liraya satılıyor. 140 bin liraya. Heh, yeni girecek ağlar. Yani çok besi işine meraklanmayın. Buzağı işine meraklanmayın. Biraz çevreniz varsa 6-7 tanesini sat. 2-3 tanesi yine kalsın. Gider kestirirsin. 10 tane kurbanlık satsan 250-300 bin lira ek besinden farklı para geliyor. Bir dana da şu an 25 bin lira yemiyor. Senin yem maliyetin bedava. Bak vallahi bedava. Al sana ticaret. Yani senin önünde kimse yok ha. Mal sahibi de sensin. Malını pazarlayan da sensin. Onun parası çok farklı olur. Kazancı da çok farklı olur. Güzel kazancı olur. Süt işinde de peynir işini öneriyorum. Yeni girecekler. Yani tamam. 100 tane elimde kürekle geziyorum. Şimdi 100 tane video çeken var. Herkes şöyle anlatır, böyle anlatır ama yeni girecek adama stres sıkıntıya sokmadan bu adam mesleği yapsın, parasını kazansın, keyfi de yerinde olsun diye anlatan 3-5 tane kanal var. 100 taneden 95'i öyle kazanılır, şöyle kazanılır, gir bakalım bir koyun 5 tane doğuruyor. Birine 40 litre süt veriyor. Gerek yok ağalar. Yani videonun ben size özetini söyleyeyim. Mal sahibi de sensin. Ticaretini de yapan sensin. Çatır çutur para kazanırsın. Bak yemin ediyorum. Çatır çutur para kazanırsın. Hem kurbanlık işi olsun. Hem böyle sütü peynir yapıp satma işi olsun. Ben sütü sütçüye veriyorum. Adam evini geçindiriyor. Arabasını yeniliyor. Yani para yoksa eğer o adam zarar eder. Yani ticaretini yaptığın sürece sırtın yere gelmez. Ağlarım bu videoyu böyle tutuyorum. Şu işlerim bitsin. Tekrardan çiftlikten video atmaya başlıyorum. Seviliyorsunuz, sayılıyorsunuz. Hayırlı cumalarınız olsun. Allah'a emanetsiniz.